bırakıp çalışmayan abilerimiz, ablalarımıza spor imkanı tanımak istiyorum. Ne imkanı? Spor. Spor imkanı. Spor alanlarının onlar için özel kurumların olmasını istiyorum. Öyle mi? Peki onlara okul yapsak, okula devam ettirsek olmaz mı? Okula devam ettirsek de olur da istemeyenleri de ayrı sporu yönlendirmek. Benim aklımda bir de bu var. Peki, bunun güzel. İçin İl Gençlik Spor Müdürlüğü'yle de irtibatına girebiliriz, kurabiliriz irtibat. Bir de imkanı olmayıp da okumayan öğrencilerimize o imkanı sağlamak, yetkili kurumlarla beraber onları okutabilmek benim için çok önemli bir konu. Bunu istiyorum. Bunun için de Milli Eğitim Müdürlüğümüzden destek istiyorum. Bu konuda arkadaşlarımızın görüşleri varsa onların görüşlerini de alabiliriz. Evet. Arkadaşımız kim? Serhat arkadaşımızdan. Sen valisi, onun sıfatı ne? Yardımcı mı? Hı, yardımcı. Vali yardımcısı, değil mi? Evet, o yardımcı benim. Vali yardımcısı, evet. İsmin ne senin vali yardımcısı? Serhat Durmaz. Otur, otur. Ben şimdi vatandaşım. Evet, sen? Selam Rübi. Peki. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evimiz güzelleşsin. Okullar daha çok olsun. İyi mi? Sayın Belediye Başkanımız bağlayabilir miyiz lütfen? Bak, bir de özellikle okullarımızın bulunduğu mahalleler, bu mahallelere MOBESA kameraları istiyoruz. Öyle mi? Evet, ben bunun çok pahalı olduğunu duydum. Hiç olmazsa okullarımızın bulunduğu mahallelere olsa çok iyi olur. Çünkü okullarımıza kimin zarar verdiği, kimin vermediği, kimin etrafında dolaştığı bizim için çok önemli bir şey, bir madde. Bunu da görüşebiliriz. Ayrıca emniyette bir görüş bakalım. Emniyet ne diyecek sana? Tamam. Çalışması var herhalde onların da, değil mi? Emniyet müdürlüğünü bağlayabilir misiniz lütfen? Deyim olacaktı. Ricam olacaktı daha doğrusu. Etrafımızın ağaçlandırılması için seminerler, konferanslar, daha bunun gibi şölenler hazırlanmasını istiyoruz. Bunun için de sizden destek istiyoruz. Deyim olacaktı. Ricam olacaktı daha doğrusu. Etrafımızın ağaçlandırılması için seminerler, konferanslar, daha bunun gibi şölenler hazırlanmasını istiyoruz. Bunun için de sizden destek istiyoruz. Sayın Emniyet Müdürüm, ben şu anda okullarımızın bulunduğu mahallelere MOBESA kameralarının çoğalttırılmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili de sizden destek istiyorum. Teşekkürler. Ne söylesem? Tamam, yetkili kurumlara, yerlere haber vereceğiz. Gerçekleştireceğiz dediler. Peki. Bunlar yapılmaması gerekiyor. İşte büyüklerin çocukları uyarması için büyüklerin özellikle bilinçlendirilmesi gerek. Büyüklerin buna çok dikkat etmesi gerek. Evet. İlk başta bu çok önemli. Anne baba, değil mi? Anne baba lider, değil mi? Evet. Anne baba lider, öncü. Değil mi? Onun tavırları sizin yapacak, size yön verecek, değil mi? Evet. Anne baba ne yaparsa çocuklar da aynı şey yapıyor, değil mi? Çok doğru. Mesela sigara içmeyelim diyoruz ama anne baba sigara içiyor. İlk eğitim ailededir. Ben buna çok inanıyorum. Hı-hı. Aile cahilse ve o çocuğu cahil yetiştiriyorsa, hı-hı, o çocuğun geleceğini ben hiç parlak göremem. Ama ailenin cahil olmaması için de işte dediğim gibi aile bilinçlendirme merkezleri, hı-hı, sonra konferanslar, seminerler olması gerekiyor. Sizler çok çalışmalı çocuklar. Ben sizleri çok seviyorum. Geldiğimizde ben hep okullara gittik. Sizlere çanta verdim ben acaba bilmiyorum ama. Efendim ben söyleyeyim. Öğretmenlerle toplantı yaptık, ailelerle toplantı yaptık. Dedi ki eğitimimiz çok iyi olsun. Sağ olsun öğretmenler fedakarlık yaptılar. Ben sizleri daha yerde görmek istiyorum. Çünkü ben çantayı çok seviyorum. İnsanları da çok seviyorum, tamam mı? O nedenle sizlerin çok çalışmasını istiyorum. Bakın ben şimdi emekli olacağım biliyor musun? Peki benim yerim boş kalacak. Kim dolacak orayı? İnşallah küçüklerimizden. Tamam, belki sen de olacaksın, değil mi? İnşallah sen de olacaksın. İnşallah. Değil mi? Zamanı geldiği zaman ismin neydi senin? Gizem. Gizem diyecek, tamam mı hükümet? Gizem gel seni Çankırı valisi yapalım diyecekler. Tabii. İnşallah olacak yani. Biz arzu ederiz, tamam mı? İnşallah. Yani ne yapıyoruz? Biz yaşlandık. Yani zamanımızı getirdik. Sizler de zamanı başladı, değil mi? O nedenle çok çalışmanız lazım. Öyle bedavadan oraya tutma. Yok yani, değil mi? Öyle bedavadan gelsin oraya. Yok. Evet.
biraz ne yapmak lazım? Terlemek lazım, çalışmak lazım. Ne kadar da güzel yakışmış sana orası. Teşekkürler.